Ahmet Taş Getiren, Lozan Savaşı Lozan, zafer mi, hezimet mi? Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce kitabına başlık olarak koyduğu bu soru içinde o kadar geniş bir tartışmayı barındırıyor ki. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Sevride ölümü gösterdiler ve Lozan'ı bize zafer diye yutturdular'' sözünün tansiyonu birdenbire yükseltmesine şaşırmamak gerekir. Gelinen nokta, 93 yıl sonra Cumhurbaşkanı'nın tartışmanın bir yerinde, hem de neredeyse asırlık resmi çizgiden farklı olarak sorgulayıcı konumda yer almasından ibaret. Aslında Lozan tartışması daha anlaşma müzakerelerinin yapıldığı günlerde başlamış ve Büyük Millet Meclisi'nde kıyametler kopmuş. Şurası misak-ı milli içindeydi. Neden bıraktınız soruları çınlamış meclis duvarlarında. Lozan, Osmanlı'nın reddi, Cumhuriyet'in kuruluş belgesi gibi idealize edilince, hatta kutsanınca bir başka tartışma damarı açılmış. Lozan denilince birçok başlık var aslında tartışılacak. Aslında Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü, nihai noktada ona imza yetkisi veren Mustafa Kemal'di. Onları onaylayan meclis iradesi de Lozan'ı savunmazsa dediğinde orada alınabilecek olanların alındığı kanaatindedirler. Bunun altına Birinci Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı'nın zaten bittiği, savaş sonunda mağluplar safında kaldığı, Anadolu'nun canını dişine takarak milli mücadeleyi verdiği ama savaşı daha öteye götürecek takatinin bulunmadığı kanaatleri de eklenir. Bir şey daha söylenir. Yeni Türkiye güçlendikçe, Lozan'ın problemli yanlarını restore etmeye yönelmiştir. Hatay'ın ilhaki, Boğazlar statüsünün Sözleşmesi Sözleşmesiyle değişmesi gibi. Bu savunmaya yönelik sorgulama ise Batı dünyasının özellikle İngiltere'nin düşmanlığından çekinildiği için Lozan'da direnilmemiştir şeklinde sürüp gelir. Bir şey daha denir. Lozan'da aslında Türkiye'nin sistem sorunu tartışılmış ve o gün itilaf devletleri, bugünse toptan batı dünyası dediğimiz dünyanın yeni Türkiye'ye düşmanlık etmemesi öngörülmüştür. İsmet İnönü bir değerlendirmesinde mealen Lozan o kadar güçlü bir anlaşmadır ki yıllar içinde pek çok anlaşma değiştiği halde o değiştirilememiştir der. Ben de gücümüz yetseydi değiştirirdik ama Lozan'ı imzalayan ülkeler öyle bir çıkar dizaynı yaptılar ki onlar ondan vazgeçmedikçe biz değiştiremiyoruz. Misak-ı Milli içinde yer alan Musul Kerkük Lozan'da çözülmedi. Milletler Cemiyeti'ne havale edildi. Orada da etkili olamadığımız için çözümü İngiltere belirledi. Hezimet mi? Tabii ki hezimet ama güç kullanamamanın getirdiği hezimet. Tabii burada gücümüz yoktu da mı kullanamadık yoksa güce tasarruf edecek olanların basiret, kararlılık vesaire yetersizlikleriyle mi kullanılmadı sorusu sorulabilir. Bugüne gelirsek, Sayın Cumhurbaşkanı konuyu Moody's'in not düşürme kararı üzerine gündeme getiriyor. Anlaşılan disk kararını Batı'nın oyunları çerçevesinde görüyor. Lozan'la o bağlamda ilişkilendiriyor, o günün yöneticileri bu oyunlara boyun eğdi, hatta millete Lozan'ı zafer diye yutturdular diyor. Devamında da bunlara boyun eğilmeyeceğini söylüyor. Aslında güç sınaması devletlerin uluslararası ilişkilerinde her zaman gündemdedir. Lozan'ın ortaya çıkardığı ve diyelim o günkü yöneticilerin göğüsleyemediğini düşündüğümüz problemli ülkemiz çıkarlarına aykırı hususları bugün düzeltme imkanından söz edilebilir. Ama yine ortaya gerekli gücün konulabilmesi şartıyla. Hani şu sıralar konuşulan ve uluslararası odaklarca planlandığı varsayılan saks Pico'nun güncellenmesi konusu da bir tür Lozan restorasyonunu içermektedir. Üstelik Türkiye'nin ve bölge İslam ülkelerinin çıkarlarını tehdit eder nitelikte. Bugün de şu veya bu şekilde güç kullanmamız gerekiyor. İttifaklar da bir güç oluşturma çabasıdır. Kendi ekonomik, siyasi, askeri varlığımızı büyütme çabalarımız da. Suriye öyle girebiliyoruz veya giremiyoruz, Irak'ta öyle varız veya yokuz. Ege adalarını öyle bizim kılabiliyoruz veya kılamıyoruz. Rusya ile İsrail ile ilişkilerimizi bu çerçevede revize ediyoruz. Milli savunma sanayi alanındaki hamlelerimiz bu sebeple bizlerde ümitler oluşturuyor. Elhasıl İslam dünyasında yeni bir varlık inşa etmeye yönelmemiz de bu sebeple. Ahmet Taş Getiren Star